Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese merhaba. Galatasaray'da transferde hareketli günlere geldik. Yani Galatasaray'ın bu hafta transfer açıklaması lazım. Takım zaten çok kötü gidiyor. Toparlanması için en az 3 tane transfer gerekiyor. Artı camiaya moral vermek, taraftarları birazcık e, açıkçası transferle motive etmek de önemli ve değerli. Bu bağlamda Galatasaray kaleci 6 numara, 8-10 numara pozisyonlarında önemli isimlerle görüşüyor zaten. Getson'da son anda pürüzler çıktı ama ben çözüleceğini düşünüyorum. Bence Getson gelecek. Gelmezse alternatifleri de belli zaten. Rose Barkley, Henry Mukdar gibi alternatif oyuncular da var. Yani B, C, D planları orada yönetimin mevcut. 6 numarada Diyavara zora girdi, ikna olmuyor gibi. Ama şu Stuttgart kulübünden Orel Mangala ki Salim Manav duyurmuştu. Dün de Salim Manav'la bir yayın yaptık. Orada detaylı bir şekilde anlattı. Temaslar olumlu gidiyor. Ben bir buçuk yıllık kiralanabileceğini düşünüyorum ki doğru profil olarak gözüküyor. Kaleci için ise Galatasaray hala da o, e, Okan Koç'u zorluyor. Bugün yine bir temas olacak. Okan Koçuk'la ilgili Galatasaray son teklifini yapacak. Kiralama ücretinden vazgeçecek biliyorsunuz. Giresun kiraladığı için bir ücret verecekti Galatasaray'a. O ücretten vazgeçip üzerine de Oğulcan Çağlayan'ı bedelsiz olarak kiralamayı teklif edecek. Eğer Giresun bunu kabul ederse ki 8 milyon lirada para bulmaları gerekiyor. Transfer yasağını kaldırmaları gerekiyor. O zaman Okan Koçuk geri dener. Ama olmazsa B planı olarak Barcelona ikinci takımının kalecisi Inaki Pena yardımcı kaleci antrenörünün referansıyla Galatasaray'ın kalesine geçebilir. Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Tabi Santrafor için bugün Gomis ismi yazılıp çizilmeye başlandı. Yakup Çınar ve bazı gazeteci arkadaşlarımız Gomis'in Menajerinin İstanbul'da olduğunu ve kulüp baktığını söylediler. Sonrasında ise yine menajeriyle görüşülüp henüz bir teklif yok. Gomis'le ilgili olarak Galatasaray'ın yapmış olduğu bir teklif yok. Ama teklif gelirse Gomis oynamaya sıcak bakıyor şeklinde bir haber yapıldı. Ben bu konuyu araştırdım. Şu an Dominik Torrent'in Galatasaray yönetiminin gündeminde Buffett'i Gomis'e teklif yapmak gibi, onu transfer etmek gibi bir düşünce yok biliyorsunuz. Çok yaşlandı artık yani Galatasaray'a 33 yaşında mı 34 yaşında gelmişti şu an 36 hatta 37 bile olabilir yaşlı bir futbolcu ama tecrübeli kurt bu oyuncu ve Galatasaray'ı biliyor taraftar onu çok seviyor e, açıkçası seçilmiş dakikalarda iyi işler yapabilir belki ilk 45 dakikayı onunla oynarsınız. Ya da işte 60'tan 70'ten sonra onun tecrübesinden faydalanmak için sahaya atabilirsiniz. Aslında yarım sezon için Galatasaray'da iyi işler yapabilecek bir isim. Bon servisi de elinde. Ee, herhangi bir bon servis ücreti de ödemeyeceksiniz. Bu saatten sonra kendisi çok büyük bir para da istemeyecektir. Düşünülebilir. Kaldı ki Galatasaray taraftarları ee, şu an sosyal medyada özellikle Twitter'da Galatasaray yöneticilerine Gomis'i almaları yönünde bir baskı kuruyorlar. Son kararı tabii e, Dominik Torrent ve Burak Elmas verecek ama e, taraftarın baskısıyla gündeme gelebilir. En azından taraftar bunu istiyor. Birazcık e, üzerimizdeki baskıyı dağıtalım. Sonuçta sahaya da atabileceğimiz bir futbolcu. E, 90 dakikayı belki çıkartamaz ama maçların bir kısmını oynayabilir taraftarında böylelikle moralini düzeltmiş oluruz diyerekten bu transfer gerçekleşebilir. Ama onun dışında bir kez daha söylüyorum. Dominik Torrent'in e, transfer planında istediği oyuncular içerisinde ve başkan Burak Elmas Işıtan Gül'ün yapmış olduğu çalışmalar içerisinde Buffett'in Gomis yok. Hatta Gomis'in Karagümrük olabilir ki orada biliyorsunuz bir santrafor değişimi söz konusuydu. Pes için Hull gitme durumu vardı. Kasımpaşa olabilir. Başka bir kulüp olabilir. Sportoto birincilikten de takımlar olabilir. E, Gomis'in birkaç e, takımla görüşeceği konuşuluyor. Bu takımlar tabi e, arasında Galatasaray yok. En azından Galatasaray'ın resmi bir teması yok. Bunun altını çizelim ama e, sosyal medyadaki baskı ortamı Galatasaray'ı Buffett'i Gomis'e de yönlendirebilir uzun bir kontrat vermemek kaydıyla hatta daha net konuşayım. Yarım sezon ve çok büyük bir para vermemek kaydıyla ben Gomis'e sıcak bakıyorum. Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu ve Gomis bu üçlü Galatasaray'ın santrafa rotasyonunu götürebilirler. Cagnen'in çünkü geri dönmesi biraz daha zaman alacakmış gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Yönetimin transfer listesinde planında olmayan Buffett'in Gomis taraftarın baskısıyla Dominik Torrent ve Burak Elması da ikna edecek şekilde bir gelişme olur mu? Galatasaray bir teklif yapacak mı? Takipte olacağız. Ama şimdilik Gomis ile ilgili Galatasaray'ın yapmış olduğu bir teklif yok. Hatta şöyle söyleyeyim size. Galatasaray Mustafa Muhammed'i iyi bir paraya satmadan şu an için Santrafor transferi de çok yapacakmış gibi durmuyor. Ben ekstra transferin stoper pozisyonunda olabileceğini düşünüyorum. Yani 3 tane oyuncuyu kesin gözüyle bakıyorum. Kaleci 6 numara, 8 numara bu 3 pozisyona transferi kesin gözüyle bakıyorum. Benim dördüncü sürpriz transfer olarak gördüğüm nokta ise pozisyon ise stoper pozisyonu olacak. Hatta stoperden sonra sağ açık diyorum. Sağ açıktan sonra santrafor diyorum ama işte taraftar baskısı, taraftarın isteği bütün dengeleri alt üst edebilir veya Mustafa Muhammed'in satışı bütün planları değiştirebilir. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi mutlaka videonun altında paylaşın arkadaşlar. Transferle ilgili olarak yönetime yakın kaynaklardan ve menajerlerden duyduklarımızı burada paylaşıyoruz. Kimisi gerçekleşiyor, kimisi son anda oluyor, olmuyor ama şunu unutmayın transferde her an dengeler değişebiliyor. Her an farklı gelişmeler yaşanabiliyor. Islak imza olmadan çıkan hiçbir habere de inanmamak lazım. Ben bu konuda kendi adıma çok sorumlu davrandığımı düşünüyorum. İhtiyatlı konuşuyorum her zaman. Transfer bitmek üzere olan artık %80 %90 sonuçlanmış transferlerde bile ıslak imza olmadan bu oyuncu Galatasaray'da bu transfer bitti bu transfer tamamen gerçekleşti veya gerçekleşmedi şeklinde yorumlar asla yapmıyorum. Sorumlu davrandığımı da düşünüyorum. Bunu da bir e, parantez içerisinde sizinle paylaşmak istedim. Gomis'i takip edeceğiz. Gomis'le ilgili bilgileri paylaşmaya, aktarmaya özellikle canlı yayınlarda devam edeceğim. Yayını beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir transfer videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.